Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Her pazartesi olduğu gibi bu hafta da ekosistemi konuşacağız ama bugün ne taraftan göreceğiz? Aslında bugün kurumsal şirketler, büyük holdingler, büyük şirketler ve B Corp yaklaşımı. Yani aslında sadece kar odaklı değil, özellikle bu tarafta yeni dönemde daha fazla sosyal etki odaklı neden olmalı şirketler? Buradaki yatırımlar nasıl? Buradaki mekanizmalar nasıl? Dünyada trendler nasıl? Hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Konuklarımızı da takdim edeyim. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ve S360 kurucusu ve genel müdürü Kerem Okumuş bugün bizimle girişimcilik dünyasında olacak. Hatta Aslı Hanım hazır. Öncelikle ona bir hoş geldin diyerek başlayalım. İlerleyen dakikalarda Kerem Bey'i de alacağız yayınımıza. Aslı Hanım hoş geldiniz. Merhaba Gizem Hanım. Çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun. Çok teşekkür inşallah. Ediyorum. Sağlıklı bir hafta olsun. Hatta sağlıklı i̇nşallah. Bir yıl olsun. Temennimiz bu. Şimdi aslında hani bu kadar sağlık demişken elbette pandemiyle beraber tüm dünyada daha da emin olduğumuz bir konu var ki sürdürülebilir projelerin daha fazla desteklenmesi, sosyal etki yaratan projelerin daha fazla desteklenmesi, insanın aslında daha öne konulduğu projeler olmalı ve kurumsal kimlikte zannediyorum ki bu başlıklar üzerine inşa edilmesi gerekiyor yeni baştan. Yeni baştan diyorum çünkü Türkiye'de her holding, tabii ki sizi tenzih ederek söylüyorum, her şirket bu konuda bir yapılaşma içerisinde değil ama neden önemli? Biraz isterseniz bahsedelim, kar odaklı yaklaşımdan paydaş temelli yaklaşıma geçmek nasıl olur? Önce oradaki hikayeyi dinleyelim sizden. Çok teşekkürler tekrar bu kıymetli sohbet fırsatı içinde. Ya hep birlikte çok zorlu bir pandemi süreci içinden geçiyoruz. En son baktığım zaman yaklaşık 95 milyon kişi hastalandı ve 2 milyon kişi hayatını kaybetti. Bir sağlık krizi olarak, bir can güvenliği meselesi olarak başlayan pandemi beraberinde ekonomik ve sosyal boyutlarda da ciddi meseleleri tetikledi. Pandemi acaba tamamen öngörülemez bir oluşum muydu? Yoksa değişen değerler, zihin yapıları, üretim tüketim alışkanlıkları, buralarda verdiğimiz kararlar, yaptığımız tercihler ve bunların yer kürenin sağlığı, ekonomik ve sosyal dengelerin üzerindeki doğal bir sonucu muydu? Tahmin ediyorum ki burada bana katılırsınız. Pandemi esasında bir X-ray etkisi yarattı. Belki de bütün toplumun içinde olan sorunları, problemleri çok net bir şekilde gözler önüne çıkarttı. Ve şunu hep birlikte gördük. Dünyada gıda, iklim, salgınlar, ticaret gibi başlıklar esasında müthiş birbirinin içine girmiş ve neden sonuç ilişkisinde müthiş birbirine bağlı konular. Ayrıca şunu da çok net gördük. Sınırlar çizerek veya fiziki bariyerler oluşturarak bu tür sorunlarla mücadele etmemiz ya da bu tür sorunları sınırlarımızın dışında bırakmamız mümkün değil. Ve yaklaşık 200 yılı aşkın bir süredir içselleştirdiğimiz, sahip çıktığımız düzenin artık bizi desteklemediğini ve ciddi anlamda bir dönüşümün de gerektiğini gözler önüne serdi. Ve esasında burada ciddi bir sistemsel dönüşüm ihtiyacını da ortaya koymuş oldu. Nasıl bir sistem? Esasında küresel sınırlar içerisinde daha adil, daha eşit, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir bir düzen. Ve bu sürdürülebilir düzene geçmek için de kaybedecek hiç vaktimiz olmadığını gördük. Harekete geçmemenin maliyetinin kimsenin başa çıkamayacağı miktarlarda, boyutlarda olduğunu gördük. Ve iş dünyasının da bu sistemsel dönüşümün dışında kalması gibi bir şansı yoktu. Covid öncesinde bir miktar geri gidersek Ocak 2020 tüm iş dünyasının toplandığı Davos toplantısı. Davos 2020 Ocak ayında bir manifesto değişikliğine gitti. 1970'lerden beri yayınladığı ve hiç değiştirmediği manifestosunda bir değişiklik yaptı ve dedi ki bu dünyada eksponansiyel bir şekilde büyüyen ve çok büyük riskler taşıyan bu olaylar karşısında tek adres paydaş kapitalizmidir dedi. Ve bütün iş dünyasını nakdi ve gayri nakdi tüm varlıklarıyla birlikte
masaya oturmaya, radikal işbirliklerinin içerisinde yerel yönetimlerden akademiye, iş dünyası oyuncularından kamuya kadar müthiş bir işbirliği hareketi içerisinde ortak akılla, ortak ajandayla bu sorunları yönetmeye davet etti. Ve burada en önemli şey şirketlerin artık odaklarını kar maksimizasyonundan uzaklaştırması, sürdürülebilir ve karlı büyümesini sağlarken de birliği içinde olduğu toplumun ve tüm bireylerin refahını, sağlığını, temel ihtiyaçları olan erişimini sağlayacak şekilde ve sosyal ve ekonomik konulardaki sorunlarda başın altına ciddi anlamda tüm yetkinlikleriyle elini koyarak hareket edeceği bir yapıya davet etti. Bu anlamda 2015 yılında tanımlanan, Birleşmiş Milletler çatısı altında tanımlanan sürdürülebilir kalkınma amaçları belki de bizler için çok çok kıymetli bir yol haritasıydı. Fakat pandemi öncesinde önceliklerin belirlenmesi ve aksiyona geçilme konusunda sanırım ki hareket daha yavaş bir şekilde gidiyordu. Pandemi sonrasında artık kaybedilecek bir vakitin olmadığı ve sürdürülebilir kalkınma amaçları etrafında müthiş bir seferberlik, müthiş bir eylem planının gerektiği çok net bir şekilde ortaya kondu. Burada bir tek şeye dikkat etmek gerekiyor. Pandemi sonrası karşı karşıya olduğumuz riskler çok daha keskinleşti. Çok daha acil ihtiyaçlar oldu. Ve pandemi öncesinde 2030'a giden yolda yıllık olarak 2,5 trilyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç vardı. Tanımlanan iyi yol haritasına ulaşabilmek için şu anda bu rakamın çok daha fazla olması bekleniyor. O yüzden de şu an herkesin, bütün iş dünyasının tüm radikal işbirliklerini gündemine alaraktan yatırımcılarla, girişimcilerle, gerekli noktada evet, iş dünyası temsilcileriyle birlikte çalışması ve bu sistemsel aha, dönüşümü gerçekleştirmesi peki gerekiyor. Peki şimdi bu noktada hemen Kerem Bey'e de dönelim. S360 kurucusu ve genel müdürü Kerem Okumuş da şu an ekranımızda. Kerem Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi hem S360'ı bize lütfen biraz anlatın hem de aslında Zorlu Holding'le bu aslında payda nasıl yollarınız kesişti biraz onu merak ediyorum. Özellikle B Corp'ları konuşuyoruz ama izleyenler için, büyük holdingler için, yatırımcılar için, bilmeyenler için biraz sizden dinleyelim B Corp'ları. Teşekkürler. S360 hem Türkiye'de hem de Avrupa'da farklı şirketlerle ve organizasyonlarla uzun dönemli etki odaklı bir dönüşüm programı üzerine çalışan bir stratejik yönetim danışmanlığı şirketi. Bu anlamda aynı zamanda B Corp dediğimiz topluma faydalı şirketler yapısında Türkiye'de temsil eden organizasyonuz. Dünyada özellikle sınırlı kaynaklarla maksimum faydayı ve karlılığı birleştiren organizasyonlara topluma faydalı şirketler olarak adlandırıyoruz. Ve bunlar özellikle yasal düzenlemelerle de bir ticaret hukukunda bir partisi olmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Komisyonu'na kadar küresel ölçekte etki odaklı fayda yaratan, karlılıkla amacı birleştiren şirketlerin daha da ölçeklenebilmesi açısından bu tip regülasyonlara da oldukça ihtiyaç var. Biz özellikle biraz önce Aslan Hanım'ın çizmiş olduğu temel çerçevenin içerisinde dünyada etki odaklı fayda üreten şirketlerin çok hızla konvansiyonel şirketlerin yanında çok daha hızla büyüdüğünü görüyoruz. O yüzden 3 katı daha hızla büyüyen bir etki odaklı girişim ekosistemi var. Bu anlamda özellikle sermaye piyasalarının ellerindeki varlıklar da bu çerçevede etki yatırımlarına akmaya başladı. Elinde varlık bulunduran ikinci jenerasyon varlık sahibi insanların yatırımları da bu anlamda çok hızlı dönüşmeye başladı. O yüzden küresel sistemde özellikle etki odaklı fayda üreten şirketler olan yönelim çok hızla gelişiyor. Burada bankalar, portföy yönetim şirketleri, sigorta fonları, emeklilik fonları, üniversite fonları gibi ellerinde varlık bulunduran büyük varlık sahipleri artık gerçekten küresel ölçekte daha fayda odaklı, daha iş modelinin içerisinde entegre edilmiş etkiyi ölçeklendirebilen şirketlere yatırım yapmaya başladılar. Bugün özellikle toplam etki yatırımlarının toplam potansiyeli 715 milyar dolar dünyada. O yüzden amaçlarımızdan bir tanesi özellikle İmece ile birlikte küresel ölçekte Türkiye'deki sosyal girişimcileri bu ekosistemin bir parçası haline getirebilmek ve uzun dönemli ölçeklenebilecek yatırım sermayesini erişim imkanını sağlayabilmek. Biraz önce Aslan'ın da bahsetmiş olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma amaçları gerçekten önümüzdeki 10 yıl için çok temel bir çerçeve üretiyor ve önümüzdeki dönem
sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çözüm üreten girişimlerin çok önemli ölçekleneceği bir dönemin içerisinde olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yılda 2,5 trilyon dolarlık bir yatırımın 10 yıl içerisinde 12 trilyon dolarlık bir iş hacminin bu anlamda gelişeceğini öngörüyoruz. Bu çerçevede özellikle sağlıklı gıdaya erişimden temiz enerjiye, temiz teknolojileri, sürdürülebilir şehirlere gibi farklı alanlarda yeni girişimlerin ve yeni süreçlerin hayata geçmesi yüksek muhtemel. O nedenle özellikle şunu da belirtmekte fayda var. Biden'ın seçilmesiyle birlikte 2050'ye kadar 1.7 trilyon dolarlık bir varlığın yenilenebilir enerji yatırımlarına akıyor olduğu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber 2050'ye kadar 1 trilyon dolarlık bir varlığın Avrupa'daki net zero, net sıfır emisyonlu bir piyasanın oluşumu için akacağını da öngördüğümüzde müthiş bir fırsat olduğunu söylemek lazım. O yüzden bu fırsat alanından Türkiye'deki girişimlerin fayda sağlayabilmesi açısından, yeni ürünler, yeni hizmetler geliştirebilmelerini sağlamak açısından imece etki programı oldukça önemli. O yüzden yeni B Corp'ların Türkiye'den çıkabilmesi, bu B Corp'ların özellikle küresel ölçekte Türkiye'de yerleşebilmesi bizim için oldukça önemli. O yüzden S360 olarak imecenin bir parçası olmak ve elimizdeki tüm yetkinlikleri bu kapsamda mobilize eden bir organizasyon olarak Türkiye'deki genç girişimcilerin, girişim ekosisteminin daha etki odaklı dönüşümünü destekleyecek büyük bir program başlattık. Peki, o yüzden bütün bu fırsatları... Çok özür dileyerek bölüyorum. Şimdi Kerem Bey, burada Türkiye'deki şirketler kendi içinde de bu yapıyı kurabilirler. Birazdan Aslı Hanım'a da soracağım. Ama bu yapıyı zaten kurmuş startuplara ya da başka şirketleri satın alıp ya da satın almadan onlara yatırım yapıp ortak bir proje de geliştirebilirler. Biraz bahseder misiniz dünyada ve Türkiye'deki trendlerdeki farklılaşma nasıl? Yani biz daha çok içeride holdingler kendi istihdamımızla mı bunu yaratıyoruz? Yoksa dışarıya yatırım yapma konusunda iştah var mı? Var. Şöyle söyleyeyim, holdinglerin ya da Türkiye'deki büyük yapıların, büyük şirketlerin daha etki odaklı dönüşümlerini gözlemliyoruz. Özellikle ürünleri ya da hizmetleri bu anlamda dönüştürüyorlar. İş modellerini bu anlamda geliştiriyorlar. O yüzden bu holdinglerin ya da büyük şirketlerin Türkiye'deki dönüşümünün bizzat şahidi ve bu süreçleri paylaştıran bir kişi olarak ve bir organizasyon olarak bu önümüzdeki 10 yılda Türkiye'de de bu anlamda büyük bir dönüşümün olacağını söylemek lazım. Ancak bunun yanında bu hızlı dönüşümü sağlayabilmek kolay değil bu organizasyonlar açısından. O yüzden dünyada çok hızlı bir startup ekosisteminde etki odaklı yeni girişimlerin patladığı bir dönemin içerisindeyiz. Çünkü sorunların çok yoğun olduğu bir dönem yaşıyoruz ve sorunların olduğu dönemler inovasyonun en çok çıktığı dönemlerdir. O yüzden Türkiye'de sorunların çok yoğun olduğu bir bölge olduğu için, coğrafya olduğu için Türkiye'den de çözüm üreten, inovasyon gücüyle bütün sorunları çözüm üreten yeni girişimlerin çıkabilmesi yüksek muhtemel. O yüzden Türkiye'deki büyük holdinglerin ellerindeki varlıklarını da, büyük şirketlerin ellerindeki varlıklarını da bu anlamda etki yaratan, bu anlamda hizmet ve ürün geliştiren şirketlere akıyor olması, ortaklıklar ve işbirliği geliştiriyor olması o şirketler ve holdingler açısından da oldukça önemli. Yani kendi iş modellerinin içerisinde bu ortaklıkları inşa edebilmek oldukça değerli. O nedenle Türkiye'de de bunu çok hızlı görüyoruz ki Zorlu Holding bu anlamda İmece'nin bir partisi olması da tamamen bu motivasyondan kaynaklı yanılmıyorsam. O yüzden sosyal inovasyon ekosistemi önümüzdeki dönemin en önemli ekosistemi, en çok değer yaratılacak olan ekosistem. O nedenle de İmece'nin rolü bu anlamda çok değerli. Peki hemen Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu'na tekrar döneyim ben. Biraz bize birkaç somut örnek verir misiniz? Zorlu ailesi olarak son birkaç yıldır neler yaptınız? Benim takip edebildiğim kadarıyla bir sürdürülebilirlik raporu paylaştınız. Öte yandan girişimcilik ekosistemini desteklemek adına farklı aslında mecralarda vardınız ama biraz sizden dinleyelim. Çok teşekkürler. Şöyle esasında bütün bu yolculuğu birçok alt başlıklarını konuştuk ama bizim için Akıllı Hayat 2030 çatısı altında Akıllı Hayat 2030 diye tanımladığımız bir stratejik yaklaşımımız var. Bu da esasında 30 bin kişilik bir aile olarak 5 farklı sektörde her yeni güne başlarken topluma, çevreye ve ekonomiye olan sorumluluklarımızı bir bakış açısı olarak tanımladığımız, bir stratejik yol haritası olarak tanımladığımız ve altında da ölçümlenebilir eylemlerle tamamladığımız bir yol haritamız var. Ve esasında burada yapmaya çalıştığımız en kritik şey dünyanın karşı karşıya olduğu meselelerden bağımsız bir şekilde işimizi sürdürerek yapamayız. Bunlara uyum sağlayabilmek, bunları yönetebilmek için
akıllı teknolojilerden akıllı tekstile, ileri malzemelere kadar, yenilenebilir enerjiye kadar faaliyet gösteren şirketlerimizin çatısı altında bütün yaptığımız işlerimizin topluma ve çevreye ve ekonomiye olan etkisini ölçümleyerek ve raporlayarak yol haritamızı devam ediyoruz. Ve bunun altından da esasında bu anlamda birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızın da bu kültürel dönüşümden de faydalanması bizim için çok çok önemli. Bu gözle baktığımız zaman biraz evvel Kerem Bey'in söylediği bir sosyal inovasyon platformu olan İmece'nin kurucu ortağı olmak ve esasında nitelikli eğitimden döngüsel ekonomiye, eşitsizliklerin azaltılmasına kadar birçok konuda bir fikri olan ve bu fikrini sürdürülebilir bir iş modeline çevirmek ve bu iş modelini yönetirken de ilgili problemle ilgili olaraktan etkisini yöneten girişimleri desteklemek, onlarla birlikte çalışmak İmece çatısı altında bizim için en önemli etkinliklerden bir tanesi. Ama bunu sadece dışarıda yapmak değil, esasında bu bakış açısını aynı şekilde kurumun içerisine taşımak ve kurum içerisinde de çalışma arkadaşlarımızla birlikte böyle bir yolculuğu da desteklemek var. Bu anlamda da parlak bir fikir başlığı altında yaklaşık 3 senedir ikinci döngüsünü de çok yakın bir zamanda yönetiyoruz şu anda. Kurum içi girişimcilik sürecini yönetiyoruz. Buradaki tüm hedefte bu tür problemlere Ar-Ge ve inovasyon gücümüzü, yaratıcı düşünceyi kullanaraktan çözümler geliştirmek ama kalıcı çözümler geliştirmek. İlk döngünün içerisinde iki takımımız esasında yatırımlarını aldılar ve esasında şirketten ayrıldılar, kendi şirketlerini kurdular. Ama yönettikleri etkisini yönetmek istedikleri alanda bizler onlarla kurum olarak hala daha işbirliği yapıyoruz. Şu anda da kurum içi girişimciliğin ikinci döngüsündeyiz. Peki Aslı Hanım, burada özellikle tabii Türkiye'de birkaç tane öncü banka var. Bunlardan bir tanesi de Garanti BBVA. Yine alt detaylara baktığımızda buradaki özellikle yeşil krediyi fonlayan anlamında söylüyorum bunu. İşte Vestel'den yeşil tahvil ihracı vardı. Biraz bunlardan da bahseder misiniz? Yeni dönemde büyük şirketler Zorlu'da dahil olmak üzere diğer ekosistemde konuştuğunuz özellikle iş insanlarıyla da Avrupa'dan bu tarz fonlara erişim konusunda da elimizin rahatlayabilme olasılığı var mı? Yani bence o perspektiften de biraz iş insanlarına anlatmak gerekiyor hikayeyi. Peki. Belki bu soruyu Kerem Bey'le paylaşabilirim ama ben kendi perspektifimden baktığım zaman siz yatırımcı açısından konuya geldiniz. Ama esasında şirketlerin bu yolculukları kendi inisiyatifleri olmakla birlikte bu benim tabirimle zorunlu bir yolculuk. Çünkü bakıldığı zaman çalışma arkadaşlarımızdan belki bundan 5 sene, 6 sene, 7 sene sonra çalışma arkadaşımız olacak. Bugünün gençleri, yeni kuşakların ve esasında yatırımcıların şirketlerden beklediği tek yol bu. Evet. Buna müşterilerimiz de dahil olmak üzere. Çünkü hepimiz sınırları belli, riskleri tanımlı bir dünyanın içerisinde birlikte hareket ediyoruz. Ve esasında hem müşterilerimiz, hem potansiyel çalışma arkadaşlarımız, hem de her yeni güne birlikte başladığımız çalışma arkadaşlarımız artık şirketlerinden bu konuda ne yaptıklarını bilmek istiyor ve bunun da parçası olmak istiyor. Peki ben o anlamda buyurun. Çok özür dilerim. Son 3-4 dakikanın içinde süreyi de iyi kullanmak adına çok hızlıca Kerem Bey'e de sözü vereyim. Çünkü lütfen, bu tarafı biraz detaylı konuşmak istiyorum. Biraz teknik de bir konu elbette ama bankaların bu tarz işte şirketlere verdiği yeşil krediler, burayı nasıl görüyorsunuz Kerem Bey? Şöyle söyleyeyim, yani konvansiyonel ekonomi çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Finansman erişimden yatırımcı beklentilerine kadar özellikle sürdürülebilir odaklı, etki odaklı çok ciddi bir beklenti var. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi bir şirketin bugünkü finansal karlılığı aslında çok kısa vadeli bir perspektif veriyor. O yüzden yatırımcı açısından orta ve uzun vadede şirketin yaratabileceği potansiyel değeri daha sürdürülebilir performans üzerinden anlamlandırmaya çalışıyoruz. O yüzden bankalar gerek ticari kredilerinde gerek yatırım kredilerinde bu anlamda yeni bir formasyon geliştiriyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz gibi Garanti BBVA'dan Akbank'a kadar bu bankalar, ticari bankalar Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma odaklı finansmanın önemli aktörleri konumundalar ki yanılmıyorsam geçen
15 gün önce Akbank 200 milyar TL'lik sürdürülebilir kalkınma finansmanı nüfusa kadar ortaya koydu. Bunun en temel araçlarından bir tanesi bir, önümüzdeki dönem özellikle büyük bir dönüşümün finansman ihtiyacının olduğu bir dönem. Yani şirketlerin tamamen sürdürülebilir odaklı dönüşümlerinin, temiz enerji yatırım, yenilenebilir enerji yatırım, iş süreçlerinin daha temiz ve etkin bir şekilde yönetilmesi açısından ve paydaş ekosistemini ve paydaş kapitalizmine dönüşüm açısından büyük bir sermaye ihtiyacı var. O yüzden gerek ticari bankalardaki kredi sistemleri, gerekse şirketlerin tahvil piyasasında arz ettikleri tahvillerin yapısı da dönüşmeye başladı. O yüzden yeşil tahviller, sürdürülebilirlik odaklı tahviller küresel ölçekte ciddi bir yatırımcı talebini tetikliyor. O nedenle Türkiye'den nitelikli bu kapsamda nitelikli ürünlerin arzı sermayenin Türkiye'ye aktarılabilmesi açısından da oldukça önemli ki bunu bankalarda da görüyoruz. Özellikle sendikasyon kredilerinde bile sürdürülebilirlik odaklı performans oldukça önemli olmaya başladı. Bir yandan bankaların özellikle sürdürülebilirlik ilintili krediler geliştirdiğini görüyoruz. Yani bir şirketin sürdürülebilirlik performans, etki performans arttıkça kredi faizinin düştüğü bir çerçeve de var. O yüzden finansmana erişimde de sürdürülebilirlik odaklı süreçler şirketler açısından fonlama maliyetlerinin yönetilmesi için de oldukça değerli bir alan açmış durumda. Bir yandan sermaye piyasa, daha doğrusu hisse senedi piyasasına baktığımızda küresel ölçekte dolaşan varlıkların dörtte biri bugün sürdürülebilirlik odaklı bir mandate olan varlıklar. O yüzden şirketlerin sosyal, çevresel, kurumsal yönetim ve tüm değer zinciri içerisindeki yönetim yaklaşımları anlamaya çalışan ve bu anlamda kaynak aktaran yeni yatırım kitleleri var, yeni yatırımcılar var. O nedenle bugün 31 trilyon dolarlık varlık dünyada daha sürdürülebilirlik odaklı şirketlere yatırım yapıyor ki tüm piyasalar bu varlıkları kendi piyasalarına çekebilmek için de endeksler geliştiriyorlar. O yüzden Türkiye'deki Borsa İstanbul'daki sürdürülebilirlik endeks de küreseldeki bu sermayeyi Türkiye'ye getirebilmek açısından çok değerli bir araç. O yüzden yeni dönemin finansman gücü daha sürdürülebilirlik odaklı, etki odaklı finansman araçlarından geleceğini söylemek yanlış olmaz. Diğer yandan küresel ölçekteki büyük fon yöneticilerinin de kendi değerleme kriterlerini ve tamamen değiştiklerini görüyoruz. O yüzden daha sürdürülebilirlik kalkınma odaklı, sürdürülebilirlik odaklı yeni metriklerin geldiğini, analistlerin bu anlamda şirketleri değerlendirirken bu perspektiften baktığı çok önemli dönemin içerisindeyiz. O yüzden önümüzdeki 10 yıl bu dönüşümün ve kırılmanın olacağı bir yıl. O yüzden 2030 aslında sürdürülebilirlik odaklı finansmanın yeni normal olacağı bir dönemi beraberinde getirdik. Tabii sizin gibi S360 gibi aslında şirketlerine biraz yol göstermesi gerekecek elbette bu süreçte, onun da önemine atfedelim. Şimdi bir cümleyle ben Aslı Hanım'a son sözü vereyim, sonrasında programı kapatıyoruz. Belki bugün şunu söylemekte fayda olabilir. İmece gibi bir platformda iş dünyasının diğer temsilcileriyle birlikte ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17. maddesi olan işbirliği prensibi çatısı altında birlikte çözümler üretmek ve İmece ile birlikte sosyal girişimleri destekleyerek küresel sorunların etrafında kalıcı çözümler üretmek bizim perspektifimizden çok çok kıymetli. Umuyorum bunu daha iyi yapabildiğimiz bir yıl olur 2021. Umarım ben de hem yatırımcılara hem şirketlere bir nebze olsun ilham verebilmişizdir bu programla. Çok teşekkür İnşallah. Ediyorum her ikinize de katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ve S360 kurucusu ve Genel Müdürü Kerem Okumuş'u ağırladık. Girişimcilik dünyasını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.